3 günlük düğünün ilk gününde resmi nikahlı gençler gayet mutluydu. İkinci günde takılar takıldı ama sonra cenazemiz var diyen kız tarafı memleketlerine dönmek isteyince ortalık karıştı. Hayattan bile soğuttular. Rezil olduk. Bildiğiniz yani rezil olduk. 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğün 3. günde karakolda bitti. İddiaya göre kız tarafı altınların bir kısmıyla kayıplara karıştı. Gençlerin ikisi de 17 yaşındaydı. Geçen yıl bir düğünde tanıştılar ancak kız tarafının şartları vardı. İlk de 500 bin TL başlık parası istediler. Biz de hayır olmaz falan deyince 250 bin TL'ye anlaştık. Ailelerin onayıyla resmi nikahları kıyıldı, düğün hazırlıkları başladı. Sadece dedi kiralık gelinlik alalım, ben gelinliğimi giyeyim, hiç masrafa gerek yok dedi. Altınlarımı takın sadece, tamam dedim. 17 yaşındaki damat şüphelenmedi. Kulağına çalınan iddialar vardı ama sevdiği kıza güvendi. O da yapmam dedi, etmem dedi, ben ailem gibi, sülalem gibi olmam dedi. Biz de buna inandık. Damadın baba evi Balıkesir'deki 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünün ilk günü her şey çok güzeldi. Ancak ikinci gün takı töreni bitiminde ortalık karıştı. Babaannesi ölüm yatağındaymış, öldüler falan dediler, düğünü ortalığa kaldırdılar. Meğerse öyle bir şey yokmuş. Kız tarafı Konya'ya dönmek istedi. Şüphelenen damadın ailesi takıları bırakıp öyle gidin dedi. Taraflar arasında arbede yaşandı. Altınları, ziynetleri kaçırmaya çalıştılar kızıyla birlikte. 4 tane bilezik taktık, 2 yüzük, 2 küpe, hepsini aldık. İddiaya göre altınların bir kısmı gelinde kaldı. 17 yaşındaki gelin ertesi gün eşini aradı. Ancak damadı yine acı bir sürpriz bekliyordu. Dedi ben ailemden şikayetçi olmak istiyorum. Beni de satmak istediler hep dedik. Ondan sonra biz de karakola gittik. Birden bu dönüverdi. Hepsini yalan attı, bizi dövmüş gibi gösterdi. 3 defa kına yakıldıktan sonra havaya zıplatıyoruz. Zıplattıktan sonra onda ilk zıplatmada kafasını çarptı bu. Sonra gözü falan şişti. Bunlar hep darp olarak göstermiş. Kız tarafı kızlarının silah zoruyla tutuldu. Damat tarafı ise dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Hayattan soğuyan gençle tek oğlunun düğünü için 1 milyona yakın para harcayan baba adalet yerini bulsun diyor.